Herkese merhabalar, sizlerden onlarca, yüzlerce, binlerce yorum geldi, bizler de Tonguç Akademi olarak buradayız, bütün yorumlarınıza cevap vereceğiz arkadaşlar, şimdi gelin isterseniz, yerel yerleştirme tercihi nasıl yapılır, bunu beraber cevaplamaya çalışalım. Balkonda güvercin beslemek isimli bir arkadaşımız, gerçekten çok tatlı bir isim var değil mi? ''Merhaba, adrese göre kayıt yapmak istiyorum, evime yakın bir liseye gidip tercih yapmadan kayıt yaptırabilir miyim? Yoksa her şey tercih ile mi oluyor artık?'' demiş. Yerel yerleştirme ile tercih yapmalısın sevgili balkonda güvercin. Yani ismi buysa soy ismi de budur diye ismi yapıyorum. Yerel yerleştirme ile tercih yapmalıyız. Adresine yakın okullardan birine gidebilirsin. Bunun için mutlaka mutlaka zaten tercih videolarımızı izle. Burada tekrar söylüyorum. Yerel yerleştirme ile tercih yapacaksın. Bu nasıl oluyor? Hemen bunu da gösterelim. Tercih ekranına girdiğinde sana tercihini alırken yerel yerleştirmeye alan okullar çıkacak. Bu okullarda ilk 3 okul kayıt alanından yani sana yakın yerlerden ve en fazla beş okul tercih edebiliyorsun. Aynı türden de yani Anadolu sesi veyahut da Anadolu Yomatip sesi ya da mesleki teknik Anadolu sesi bunlardan aynı türden üç tane okul seçiyorsun. Burası senin yerel yerleştirmeyle yani evine yakın okullar olmuş oluyor. Burada tabii ki kendine komşu olan okullar haricinde biraz daha uzak okulları da tercih edebilirsin ama bunun gelme ihtimali zayıf olur. Burada senin Orta öğretim başarı puanına bakacaklar. Yani ortaokul başarı puanına bakacaklar. Burası çok çok önemli. Dolayısıyla bu sorunun cevabı sevgili balkonda güvercin beslemek. Yerel yerleştirme ile tercih yapman gerekiyor. Okula giderek olmuyor. Eda Nari'nin sorusuna bakalım. Eda Nari demiş ki arkadaşlar ben OVP okul ortalaması ile liseye gitmek istiyorum ama... Tercih yaparken LGS puanımla da tercih yapabiliyor muyum? Yani hem okul puanıyla hem de LGS puanıyla mı tercih yapıyoruz? Yoksa birini seç mi demiş? Puanın yeterliyse, diyelim ki bir puanım var. Örnek veriyorum şey i̇şte 450 puan aldın, 470 puan aldın, 410 puan aldın, 430 puan aldın. Bilmiyorum inşallah 500 puan almışsındır. Ama bir puanım var. Orada dilimine bakarak, dilimine bakarak ee, tercih yapabiliyorsun. Ama puanın yetersizse adrese dayalı yani yerel yerleşme yapman lazım. Buradaki mantığımız şu. Şöyle yapıyoruz. İlk başta, ilk başta yerel yerleştirmeli alan okulları tercih ediyoruz. İlk üç okul kayıt alanından en fazla 5 okul tercih ediyoruz. Sonrasında merkezi sınavla öğrenci alan yani senin Az önce söylediğim gibi LGS puanında bizim dilimimizde diliminle, yüzdelik diliminle en fazla okul 10 okul tercih ediyorsun. Burada işte ilk başta hayallerini, sonra isteklerini, sonra olabilecek yerleri, sonra da kesin olurları yazabilirsin. Ama burada önemli olan şey şu. Merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih ederken 10 tane okul tercih hakkın var. Ve burada puanına veya da dilimine bakıyorsun. Bizce dilimine bakıyorsun. Yerel yerleşim alan okullarda ise... Sadece ve sadece az önce senin sorunda da söylediğin gibi hemen şurayı tekrar almak istiyorum getirelim sorumuzu. Nerede? Demiş ki arkadaşımız benim OBP yani okul ortalamasıyla diyor. İşte burada okul ortalamasına bakıyorsun. Dolayısıyla LGS puanınla diliminle merkezi sınavla öğrenci olan okulları tercihiyorsun ediyorsun. Diğeriyle ise OBP ile ise yerel yerleştirme olanları tercihiyorsun Burada kesin olan şey şu. Kesin olan şey şu. Sen mutlaka mutlaka yerel yerleştirme ile tercih yaparken OBP'ne dikkat edeceksin. Yani LGS puanı hiçbir önemi yok. Aynı şekilde LGS ile tercih yapan yani merkezi sınavla tercih alan yerlerde de bu sefer de LGS puanına dilimine bakacaksın diyoruz. Burası önemli. Yani hem okul puanıyla hem de LGS puanıyla tercih yapıyoruz. Olmuyor. Okul puanınla yerel yerleştirmeyi e, LGS puanınla ise merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih ediyorsun. Eda Nari. Kıvanç Öztürk demiş ki yerel yerleşmeyle okula gitmek istiyorum. Ama nasıl? Benim yerel yerleşmeyle okula gireceğim nereden bilecekler? O kısmı ben pek anlayamadım demiş. Söylüyoruz. Burada yapacağın şey şu. Tercih ekranına girdiğinde, bak tercih ekranına girdiğinde sana ilk başta şimdi ilk başta ne yapman lazım? İlk başta bir ekrana girmen lazım, değil mi? Ekrana girdiğinde sana tercih ekranına girdiğinde ilk başta yerel yerleştirme çıkacak. Yerel yerleştirme ne demek? Yani senin hiç LGS'ye girmesen bile, hiçbir sınava girmesen bile okula gittin sonuçta 5 6 7 8 okudun. Bir puanın var. OBP. Bu puanla tercih yapıyorsun. Burada beş tane tercih hakkın var. Bunu yapmalısın. Sonrası bunu yaptıktan sonra senin LGS'ye girerek LGS'de yaptığın puana göre ve daha doğrusu dilime göre senin on tane buraya bak merkezi sınavla diyor. Bu merkezi sınavlaya girmeden önce, merkezi sınavlığa girmeden önce burayı yapıyorsun zaten. Merkezi sınavladı da 10 tane tercih hakkı var. Peki hocam benim puanım iyiyse bana buradan gelmesi gerekiyorsa, e tamam bu gelecek zaten. Bunu adamlar sağlam almak için yapıyorlar. Bunu diyorlar ki ya çocuk eğer LGS girmediyse önce şunu bunu yapsın. LGS'ye girdi ve kazanamazsa buradan bir yere gitsin. LGS'ye girdi. E, LGS girdi. Ve bunların hiçbirine gitmek istemiyorsa hiçbirini yapmasın o zaman. O zaman gidip özel okula gidebilir. Veyahut da yurt yok. Hiç fark etmez. Ama sen açıkta kalma diye sana yerel yerleşme sunuyorlar ve merkezi sınavla sunuyorlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşım Kıvanç Öztürk yapacağın şey çok net belli. Yerel yerleşme okula gitmek istiyorsan ilk başta zaten ekranda sana yerel yerleşme çıkıyor tercih ekranına girdiğinde önce yerel yerleştirme tercih ekranını göreceksin. Buradan tercihin yaptığında da yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları rahatlıkla görebiliyorsun. Uğur Şavak demiş ki hocam ben yerel yerleştirme ile alan okullara gitmek istiyorum. Aynı ilde fakat farklı ilçede olan bir okul yazabilir miyim? Lütfen cevaplayın demiş. Hemen cevaplayalım. Evet yazabilirsin. Burada hiç sıkıntı yok. Ancak önce kayıt alanındaki yani evine yakın alan okullardan tercih yapacaksın. Sonra biraz daha uzak olan komşu kayıt alanından tercih yapabilirsin. Sonrasında da kayıt alanındaki okullardan da tercih de yapabilirsin sevgili Uğur Şafak. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar tercih dönemimiz devam ediyor. Sizlerin soruları bizler için çok çok değerli. Sizlerin sorularına cevap vermeye devam edeceğiz. Diğer videolarımıza gelecek. Sizler de bu videonun altına yorumlar atabilirsiniz. Son gün 20 Temmuz 2022 saat 17'ye kadar yapmanız gereken şeyler son derece basit tekrar söylüyorum. Önce girip yerel yerleştirme alakalı size sunulan beş tane imkanı faydalanıyorsunuz. Evinize yakın yerlerden. Sonra merkezi sınava girdiyseniz yani LGS'ye girdiyseniz LGS puanınıza güveniyorsanız orada on tane tercih yapıyorsunuz. O on tercih yaparken de mutlaka mutlaka en başa hayallerinizi, isteklerinizi ortalara olabilecekleri yani diliminize yakın olanları mesela sekizinci dilimdeyseniz yedilik, sekizlik, sekiz buçukluk yerler olur. Buraya yazıyorsunuz, sonra da 9'luk, 10'luk, 11'likleri on yazıyorsunuz. Niye? Çünkü bunlar kesin olur diyebiliriz arkadaşlar. Ve şunu unutmayın, benim dilimim mesela 15. Benim dilimim 15 ise ben nereden başlayabilirim? 5'ten bile başlayabilirim, kimse bir şey diyemez. Ondan da başlarım, 14'ten de başlarım. Ama ben olsam, peki hocam siz bu sene LGS'ye girseydiniz kaçtan başlardınız? Benim dilimim 15 ise ben 12'lik, 11'lik yerlerden başlardım. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Burayı bir kez daha tekrar ediyorum. Tercihe girdiğinizde zaten merhaba diyecekse tak yerel yerleştirme ile alan okullar çıkacak. Burada ilk üç okul kayıt alanından en fazla beş okul seçebiliyoruz. Aynı türden en fazla üç okul seçebiliyoruz. Yani dört tane imatif seçemiyorsun. Dört tane anavul seçemiyorsun. Merkezi sınavda öğrenci alan okullar en fazla on okul. Pansiyonlu olan okullarda en fazla beş okul tercihimiz var arkadaşlar. Tercih yapmadan önce en önemlisi söylüyorum. İster yerel yerleştirme ile girin. İlk, ister merkezi sınavla yani LGS ile girin mutlaka gideceğiniz okumak istediğiniz okulu araştırın bir görün bir gezin yani bu nedir ya bu nasıl bir okulmuş ya bir göreyim deyin okulu görmeniz size çok büyük fayda sağlar neden çünkü arkadaşlar bazı okullar her geçen yıl dilimini yükseltebiliyor yani mesela bu sene 18 mesela atıyorum 3 yıl önce 18 indirimde sonra 16 dilime çıkmış sonra 14 Sonra 10'a doğru gidiyor mesela. Bazı okul ise yıllardır 15. dilimde. Dolayısıyla o okul geriden geliyor ve geçecek gibi olabilir. Yani bazı öğrenciler hani böyle geriden gelir ve geçer ya. Bazı okullar da kendini her geçen yıl geliştiriyor. Üniversite sınavına yönelik çok güzel kurslar yapıyor, hazırlıklar yapıyor. Okul imkanlarını okul aile birliği destekleyerekten değiştiriyor. O okul şu anda belki tahmin ettiğinizden biraz daha ortalama bir dilimdedir ama ileride puanı yükselecektir. Onu da anlayabilmeniz için okulu gezmeniz, görmeniz lazım. Dolayısıyla mutlaka okullar araşın arkadaşlar. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Müzik